Namazdan sonra tesbihat yapmak sünnet-i seniyedir. Müminler namazlarının sonunda tesbihat yaparken Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber gibi mübarek kelimelerle Yüce Allah'ı tesbih, sena ve tazim eder, arada getirmiş olduğu salavatlarla da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet ve selamlarını gönderirler. Böylece hem Cenab-ı Hakk'ın yardımını istemiş hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini dilemiş olurlar. Daha sonra yapmış olduğu duayla bir kul olarak acizliğini, zayıflığını ve ihtiyaçlarını dile getirir, bütün bunları kainat sahibinden ister. Tesbihat cemaatle birlikte yapılabileceği gibi tek başına da yapılabilir. Ayrıca namazlardan sonra yapılan tesbihat, birçok önemli ve ulvi zikir kelimelerinin tekrarına vesile olması bakımından çok sevaplıdır. Bu tesbihleri bizzat Peygamberimiz aleyhisselam devamlı surette yaptığı gibi bizlere de faziletini bildirerek tavsiye etmiştir. Bir gün başta Ebu Zer radıyallahu anh olmak üzere muhacirlerin fakir olanları Peygamberimiz aleyhisselama gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah! Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz edemiyoruz. Sahabilerini dinleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların gönlünü şu müjdesiyle aldı. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa affolunur. Namaz tesbihlerinin 33'er adet olması işte bu hadisi şerife dayanır. Maddi kilitlerin kendilerine uygun anahtarları olduğu gibi, manevi kilit hükmünde bazı sırların da kendilerine uygun ölçülerde anahtarları vardır. Kilide göre anahtarı kullanmadığınız zaman muvaffak olamazsınız. Bu gibi zikirlerin tekrarla okunmasının birinci hikmeti, kalp ve ruha daha çok tesir etmesi içindir. Üstad Bediüzzaman, zikir tekrar tekrar okunmakla insanı nurlandırır der. Sözler isimli eserinde, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimelerinin hem namazın içinde hem de namazdan sonra yapılan tesbihatta büyük bir yerinin olduğunu ifade eden Bediüzzaman şunları söyler. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu mübarek kelimeler 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Yine İmam Ayni bu hususta şöyle der. Zikrin 33 adet yapılmasının tavsiye buyurulması bu sayı 3'e çarpıldığı zaman 99 ettiği içindir. Bu miktarla zikirde bulunan kimse Allah'ı 99 ismiyle zikretmiş gibi olur. Tesbihat sadece dilimize dökülen kelimelerden ibaret değil,
aynı zamanda kalbimizin derinliklerinden yükselen bir arınma ve huzur arayışıdır. Bu manevi yolculukta her bir tesbih tanesiyle Allah'a bir adım daha yaklaşmak, O'nun rahmet ve merhametine erişebilmek duasıyla.